Arkadaşlar, değişmeyen en güzel içkilerden bir tanesi. Cinolata. Limonata değil, cinolata. Bu sefer ufak değişiklikler yapacağız. Sadece ilk önce ihtiyacımız olan biraz gin. Tamamen London Dry Gin ama biz Amerika'dan aldık. Amerika'da çok güzel biliyor musunuz? Ama bu arada Amerika'dayım. Orada da çok güzel içkiler yapıyorlar ama size söyleyeyim. Cinolata'nın tarifi hepiniz bayılacaksınız. Buzu bol koyarsanız daha serin olur. Muhteşem bir içim vardır. Bu arada kamerada Barış Şeker var. Birazdan ona uzatacağım içkiyi. O da büyük bir zevkle bunu içecek. Tabii ki cinolata asla toniksiz olmaz. Oranlar nedir? Yaklaşık olarak 1'e 1 diyebiliriz. Buzla beraber. Bir ölçü gin, bir ölçü tonik. Toniği birazcık zevkinize göre çoğaltabilirsiniz. Sadece size birazcık kameraya çekildiği için azıcık efsane şey olsun diye reyhan koyuyoruz ki o birazcık o şey tadını versin yani böyle. Ve portakal. Ve bu portakallar biraz ekşi olur. Aslında limon olur, lime olur, hepsi olur. Şu anda elime portakal geldi. O yüzden bunu portakalla yapıyorum ama biz bunu normal bir cinolata ismi limonatadan yani limondan alıyor bizim için. Veya lime'la da çok güzel olur. Artık birazcık sizin keyfinize kaldı ama yaz içkisi olarak muhteşemdir. Aynı zamanda hafif bir Nuri Yalçoluk da vardır. Meyve suyu içtiğini zannedersin. Şimdi son dokunuşu da yaptık. Hafif karıştırdık. Kameraman arkadaşımıza da veriyoruz. Eyvallah. Sağlığınıza. Bu yaz bununla geçer.